Önceki videomuzda e, eklemesini yaptık. Şimdi de projede bir ekran kullanacağız. Bu ekranın da tasarımına geçebiliriz. App kısmında Resources'ı açıp burada Layout'a geliyoruz. Ve bizim hali hazırda bulunan Activity Main e, XML'imizi açıyoruz. Burada proje görünümünü kapattım. Bu ekranda bir e, Grafik e, kamera görüntüsünün üzerine bir grafik overlay gelecek ve altta da bizim butonlarımız olacak. Butonlarımızın bir tanesi kameranın yönünü değiştirirken diğeri başlatıp durdurmaya yarayacak. Şimdi burada e, şu şekilde bir frame layout açıyoruz. Şu frame layout'u bu kısımda da kapatalım. Şimdi bu kısımda match parent match parent şeklinde kalsın buradaki text view'mizi silelim. Şimdi bu kısımda bir preview, preview, view, preview, view şeklinde match parent, match parent şeklinde şu şöyle bir görüntümüz olacak. Bu bizim kamera kütüphanemizden gelen bir özellik. View kamera preview şeklinde bir ekleme yaptık. Bu kısımda bizim yüksekliğimiz bu şekilde kalacak. Scale type da fill center burada merkeze yüklemiş oluyoruz. Şimdi bu kısımda bizim eklememiz gereken bir komponent daha var. O da grafik overlay. Buraya grafik overlay diye notunu düşünüyorum, düşüyorum. Burada ileriki bir videoda yapacağımız grafik sınıfının eklenmesi olacak. Devamında bir frame layout üst e e ekleyeceğiz. Bu frame layout bizim match parent yüksekliği e yana doğru gidecek. Ancak yüksekliği wrap content olacak ve bu şekilde alta alıyoruz. E gravitisi de layout'un gravitisi tabii ki de bu da alt kısma inecek. Yan taraftaki ön izlemede gördüğünüz üzere. Bizim şu anda 3 tane e floating action button'a ihtiyacımız var. Kendim kullanmayı çok sevdiğim için bu, bu bölümde 3 kere kullanacağım. Şimdi ilk önce bir yaptığımız frame layout bu bizim butonumuz bu buton bizim kameramızın yönünün değiştirilmesini sağlayacak. Bu şekilde ID'yi button turn camera şeklinde yapabilirim. Ardından bizim layout gravity'miz yani bu layout'un bulunduğu konum center olacak ve batımda yer alacak. Ardından mer margin veriyorum. Bu margin 20 dp yeterli olacaktır. Gayet güzel bir yükseklikte oldu. fab size bu fab size floating action batına özgü bir şey. Bunu normal seçiyoruz. Bir de mini vardı. Onu da göstereceğim. SRC'yi seçmiyorum daha ikonlarımı koymadım ve burada bize verdiği content description'da turn camera şeklinde değiştirebilirim. Burada verdiği uyarıyı da gördüğünüz gibi string xml'e okey deyip ekliyorum. Ardından bu kısımda bir tane daha floating action button ekliyorum. Floating action button burada yine wrap content wrap content kapatıyorum tagimi. Ardından id diyorum. ID'mize button stop kamera. Şu anda XML'deki türünü ID'de ilk başa veriyorum. Sonrasında butonun işlevini veriyorum. Sonrasında layout gravity kısmına end ve bottom diyorum. Alt kısımda ve ekranın en sonunda yer alması gerektiğini söylüyorum. Ardından margin 20 dp kenarlardan 20 dp boşluk ve fab size'ına mini şeklinde küçülmesini istiyorum. Ardından burada SRC'yi yine belirlemedik. Bu SRC'yi sonrasında belirleyeceğiz. Set Content Description'a da Stop Kamera şeklinde bir açıklama ekleyebilirim. Burada şöyle iki kısmı da seçip okey diyorum. Stop kamerayı da ekledim ve son olarak aynısını kopyalayıp bu şekilde bir yapıştırıyorum. Stop yerine Start kamera diyorum. Wrap content, wrap content and 20. Burada visible, sadece diğerine tek farkı aslında visibility'si olacak. Visibility'si invisible. Yani videomuz aslında oynar halde gelecek. Ama bizim biz sonrasında bu videoyu dokunduğunda durdurduğunda e, tekrardan start butonunu görünür hale getireceğiz. Ardından burada drawable kısmına geliyoruz. Bu ikonlarımızın e, görseli eksik. Burada vektör asete tıklıyoruz. Bu kısma tıklıyoruz. Öncelikli olarak kamera switch. Şurada kamera switch butonumuz var. Bunu ikon change olarak adlandırabiliriz ikon Change'mizi adlandırdık. Sonrasında tekrar Drawable'a sağ tıklıyoruz. New diyoruz. Vektör asset'e geliyoruz. Burada Start dediğimizde ya da Play aslında Play olarak adlandırılıyor. Şu kısımda Play Arrow'muzu tıklıyoruz. İkon Start diyelim. Başlatma. Sonrasında yine bunu ekliyoruz. Tekrardan Drawable'a sağ tıklıyoruz. Vektör asset diyoruz. Buradan bir pause 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 şeklinde pause yerine stop daha mantıklı olacaktır. Bu kare şeklinde ikon stop. isimlendirme olarak ikon stop'u seçebiliriz. Burada next deyip finish diyoruz ve gerekli şimdi proje görünümüzü şöyle kapatıp buraya geliyoruz. Şurada marginimizin altına burada SRC ikon change ismini verebiliriz. Gayet güzel oldu. Burada tekrardan burada SRC deyip ikon stop diyoruz. Gayet güzel durdu. Ve ardından burada SRC deyip ikon start şeklinde diğer invisible olan görüntüyü de vermiş olduk. Gördüğünüz gibi burada sadece grafik overlay, eksik grafik overlay de buradaki kamera görüntümüzün üstüne gelip bizim anlık olarak görselimizi göstermeye yarayacak. Tasarımımız aslında tek olan ekranımızın tasarımı da bu şekildeydi. Teşekkür ederim.